Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir çimlendirme videosu yapacağız. Bugünkü konumuz gül çimlendirme olacak. Her yerde var güzel güzel renkleri var. Hediye olarak birbirimize alırız. Biz bunu nasıl çoğaltabiliriz? Çekirdekten. Bunu işleyeceğiz. Şimdi bize gelen hediye çiçekler şöyle oluyor. Gül çiçekleri. Bunlar işimize yaramıyor çünkü bizim tohum alabilmemiz için bu çiçek açılıp tozlaşmayı sağlayıp içindeki şu alt kısmı, taç kısmı yani şişip büyüyüp içindeki tohumların oluşması lazım. Şimdi örnek olarak şöyle göstereceğim. Bunu da nasıl anlarız? Bakın bu mesela tombullaşmış içinde bir sürü tohum var çok belli. Renkleri böyle sarımsı ve kırmızı olur. Bu şekildeyken bitkinin üstünde olacak yani. Siz kırmızılık sarılığı görüp gördüğünüzde kesip alabilirsiniz. Ondan sonra ekime geçeceğiz. Bakın burada da var. Bu da olmuş ama daha küçük. Şunlar daha verimli olacaktır şunlar. Şimdi hemen gelin yakından beraber işleme başlayalım. Evet şöyle yakından bir daha göstereyim. Bu normal çiçeklerde satılan çiçek genelde açmamış gonca oluyor. Açılınca yaprakları düşmeye başlıyor zaten o içerideki çekirdekler oluşmaya başlayınca. Şu da içinde bunlar ben kendi bahçemden aldım. Açmışlar, yaprakları dökülmüş ve bakın içeride tohumlar var büyük ihtimalle. Şimdi bunu şöyle açacağız. Bakın içerideki tohumları görüyorsunuz ve bir sürü çıkıyor. Bunu da iki şekilde ekebilirsiniz. Direkt toprağa ekebilirsiniz. Biraz daha uzun sürecek. Bir de bizim böyle üstü kapalı kaplarımız var. Puding, spangile, neyse profiterol kapları, kapları. Bunlara ya toprak ya da işte böyle havlu peçetemiz var. Şimdi bunu ıslatacağız. Şöyle ıslatalım. Bu arada çok soru geliyor. Bunu sadece şöyle nemli bırakın. Bakın her yeri ıslandı şu anda. Ama bir su akmıyor yani çok fazla sularsanız içerisi ben bazı kişilerde görüyorum resim atıyorlar şunun içi su içinde öyle olmayacak sadece nemli olacak ve zaten üstünü kapalı bıraktığınız zaman o içeride nemleşme buharlaşma olup tekrardan ıslanıyor bir daha üstüne su dökmenize gerek kalmıyor. Eğer başka hava alan bir kap kullanıyorsanız tabi ne olacaktır bu hava aldığında içindeki su buharlaşıp kaybolacaktır bakın şöyle bir tane gösteririm yakından. Bunu da koyarken büyük tohumları seçmeye özen gösterin. Onlar daha verimli olacaktır. Evet şöyle koyduk. Peçetemiz, havlu peçetemiz nemli. Kapattık şöyle ağzını. Hafif şöyle dokunuyorum. Sonra üstünü kapatıyoruz. Ve beklemeye geçiyoruz. Bakalım ne kadar sürede çimlenecek. Beraber göreceğiz. Tekrardan herkese selamlar. Şimdi gül tohumlarını ekmiştik. Yaklaşık 2 hafta geçti. Bakın güzel bir şekilde köklenmiş ve bayağı bir kökü var. Hatta geç bile kalmışız diyebilirim. Ben bunu oda şartlarında hafif gün ışığı alan kalorifer peteğinin alt kısmında ılık ortamda beklettim. Bakın şurada da nemler var. Bu sürekli kendinin ıslak durmasını sağlıyor. Şimdi şöyle bardağımızda torf perlit karışımı var. Bunun içine de biraz yaptığımız... Muz kabuğu gübresi var, onu da videonun sonuna eklerim, bakabilirsiniz. Bunu yapıp çok fayda sağlayanlar var, olumlu geri dönüşler var. Muz kabuğu suyu ve muz kabuğu gübresi, size de tavsiye ederim. Doping etkisi yaratıyor. Şimdi biraz toprağı sıkılaştıracağım. Şöyle kökünün zarar görmemesi için dedik açıyorum. Şimdi Bazıları diyor ki biz e, toprağa ekimimizi yaptık ama ektikten sonra bozuldu. Neden bozuluyor? Siz bu şu anda biliyorsunuz ki bunlar sera ortamında, bakın nemli, ılık bir ortamda. Siz buradan direkt çıkarıp e, kuru, nemsiz, serin bir ortama alırsanız Bazıları balkona koyuyor. İçerideyken balkona çıkarırsanız bu fideniz ölecektir. Çünkü ani ısı değişimi ve ortam koşullarının değişmesi durumu var. Ama biz yine aynı şekilde aynı ortamda bekletmeye devam edeceğiz. E, hatta birkaç gün gözlem yapacağım. Olmazsa üstünü streçle kapatırım. O nemli ortam yine devam etsin. Şöyle sulamasını da yapalım. Evet, bu şekilde yine büyüme aşamasını. Kanalımızın biliyorsunuz topluluk kısmı var sağ tarafta, videoların sağ tarafında. Oradan eskiye dönük yetiştirdiğimiz fidelerin şu anki güncel halleri var, resimleri. Oradan bakıp videoları yapabilirsiniz, videolardaki çimlendirme operasyonlarını yapabilirsiniz. Bu da şimdilik bu videoyu paylaşacağım. Ama yine duruma göre dediğim gibi topluluk kısmına büyüdüğünde de. Resimlerini, videolarını atarız. Videomuz bu şekilde. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınız, bu, bu hobiye gönül veren arkadaşlarınız varsa onlarla videomuzu paylaşın. E, alt kısımda da aboneler kısmının yanında bir tane çan resim var. Onu açarsanız da bildirimlerden ilk önce siz haberdar olursunuz. Yeni video geldiğinde ilk önce siz görürsünüz. Videomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, Ekim'den bir gün sonra bakın içinden de kendi yaprağı gülün kendi yaprağı çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. Yani üstünü açık bıraksak da oluyor. Bunu çekmek göstermek için çektim bu videoyu. Üstüne sera yapacağım demiştim ama yapmadan da uyum sağladı. Eğer uyum sağlamasaydı zaten bir gün sonra kafası aşağı doğru yamulacaktı veya başka sorunlar olacaktı. Tam tutmayacaktı. Kurumaya başlayacaktı. Şu anda bir gün sonrası çok iyi durumda. Yani siz de toprağı ektikten sonra yine aynı ortamda üstünü kapatmadan bekletebilirsiniz. Biraz daha büyüyüp şu bakın sap kısmı daha beyazımsı duruyor. Biraz kalınlaştırmaya başlarsa da farklı bir saksıya, büyük saksıya geçirip ekimimizi tamamlayabiliriz. Bu şekilde görüşmek üzere.